Avukat Efkan Bolaç'la konuşacağız. Efkan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bu düzenleme çok tartışılmıştı. Aslında uzun zamanda geleceği belliydi ve artık 9 madde geçmiş oldu. Silah kullanma yetkisi de var. Vatandaş ne yapacak? Bir taraftan da çok tartışılan bir konu var. Makul şüphe. Makul bir gerekçeyle durdurma yetkisini kullanabilecek, kimlik sorabilecek. Bu ne anlama geliyor? Ucu da çok açık makul şüphe dediğimiz. Neyle karşı karşıyayız? Aslında polis teşkilatı varken alternatif bir polis teşkilatı kurmaya çalışmak veya AKP'nin gizli ajandası olarak değerlendirmeye kalkarsak, AKP'nin veya AKP'nin yani bir partinin ayrı bir silahlı gücü haline getirilmesi muhtemel bir yapının oluşturulmaya çalışılması veya böyle bir iddia var. Bu iddia neyi amaçlıyor veya polis teşkilatı dışında alternatif bir teşkilat yaratma niyetinde mi, onu tartışmak gerekiyor. Polis teşkilatında zaten polis bunun bütün polis vazife ve serayetleri kanununda bekçinin kullandığı yetkilerin tamamını kullandığı gibi üstüne pek çok yetkiyi de kullanabiliyor. Gözaltına alma yetkisi, ifade alma yetkisi, adli arama yetkisi gibi. Ama diyor ki İçişleri Bakanlığı işte diyor ki biz bekçileri alacağız ama bekçileri alırken bu konuyla ilgili olarak polisin tüm yetkilerini kullanmayacak bunlar diyor. Ne yetkisi kullanacak? Diyor ki işte yoklama ve muhafaza altına alma yetkisini kullanacak. Yani önleyici arama anlamında bir yetki kullanacak. Zor kullanma yetkisini kullanacak. Silah kullanma yetkisini kullanacak ve suça eğer taraf olursa veya suçu görürse suça el koyma yetkisini kullanacak. Zaten nereden baksanız bunun tamamı dışarıdaki bir hareketliliğin veya dışarıda oluşabilecek bir toplumsal olaylarda her türlü yetkiyi kullanabileceği anlamına geliyor polisin. Bekçilerin alınma işine bakarsanız bekçilerin alınma işinde de ilginçlik var. Bekçilerin alınma işinde %25 yazılı, %25 fizik kondisyon değerlendirilecek ama %50 mülakat işleme konulacak. Yani geçen gün MHP'li bir vekilin Adalet Bakanı'na yazdığı torpil yazısını da dikkate alırsanız mülakat gibi bir işlemde neyin nasıl yapılacağını çok daha rahat anlayacağız. İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili olarak tabii ki kendisine güvenecek veya kendisini fotoğraf çektirdiği insanlarla çalışmak isteyeceğine eminiz. Bu anlamda da mülakat sonunda yani yazılıda 100 alan birisi bile mülakatta 0 alarak elenebiliyor. Yazılıda 0 alan biri mülakatta alacağı 50 puanla çok rahatlıkla girebiliyor. Bu anlamda yapılan işlem mülakatla alakalı değil. Alınacak bekçilerin tamamı büyük olasılık AKP veya MHP'nin önerdiği veya AKP veya MHP'de referans sahibi olan kişilerin girebileceği alanlar olacak. Polis vazife ve selahiyetleri kanununda polisin kullandığı ama bekçinin kullanmadığı yetkiler var mı? Var. Diyor ki ifade alma konusunda bekçi işlem yapamaz. Adli işlemleri yapamaz. Yani ifade alma, gözaltına alma, parmak izi, fotoğraf çekilmesi, teşhis etme gibi işlemleri yapamaz diyor. Ama aslında baktığınızda bekçilerin görevlendirilme amacı adli işlemlerle ilgili değil. Bekçilerin görevlendirme amacı dışarıdaki önleme araması veya önleme kolluğu. Yani dışarıdaki toplumsal olaylara müdahale edebilecek mi? Edebilecek. Zor kullanabilecek mi? Zor kullanacak. Silah Efkan Bey işte buradaki kullanacak. O önleme yetkisindeki sınır çizilmiş durumda mı hukuki olarak? Polis de aynı yetkiye sahip. Önleme konusunda bir sınır yok. Polis de aynı yetkiye sahip. Ve bu anlamda bakıldığında polisin yaptığı tüm işlemleri yapabiliyor. Önleyici kolluk olarak polisin yaptığı tüm işlemleri bekçiler yapabiliyor. Yani diyorlar ki gözaltına alınamayacak ama verdikleri yetkilerden birisi de muhafaza altına alma yetkisi. Yoklama yani arama ve muhafaza altına alma yetkisi var. Muhafaza altına alma yetkisi nedir? Sizin herhangi bir şekilde gözaltına alınma durumunuz varsa sizi tutuyor. Polis ekibi çağırıyor, polis ekibi sizi gözaltına almış oluyor. Aslında bir hülle yapıyorlar. Ancak AKP'nin kanun yapma tekniği ve AKP'nin Türkiye'deki yaptığı icraatlara bakarsak, daha önceki icraatlara bu tür işlemler bu şekilde geçer
Ama bir müddet sonra bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle AKP tüm polis yetkilerini bir anda bekçiye devredebilir veya bekçilerin tamamını bir kararnameyle hepsini polis yaparak 20 günde 30 günde yani eğitimden 20 günlük 30 günlük eğitimden geçmiş insanları bekçi yaparak daha sonra da bir kararnameyle polis yaparak aramıza alabilirler. Bu ne kadar doğru? Bunun doğruluğu yok. Çünkü silah kullanma konusunda psikolojik yeterlilik söz konusu. Bunu bekçiye uygulayacaklar mı belli değil. 20 günde hangi bekçiyi neye hazır hale getirecekler, hangi eğitimi verecekler belli değil. Bu anlamda bakıldığında apar topar bu kanunun geçme sebebi de belli değil. Çünkü anladığımız şu, kendi kendilerinin ürettiği bir darbe olacak söylentisi var. Bu söylentiye karşılık kendilerinin aldığı bir paramiliter demeyeyim de kamusal şiddet kullanılabilecek, kamusal şiddeti kullanabilecek ama partiye bağlı devlet memurları yaratma gibi bir niyet okuyorum ben. Evet. Ama zamanla göreceğiz bunu. Ama bekçi kanunu, bekçilerle ilgili kanunun kamusal anlamda herhangi bir kamu yararı yok. Bunun yerine kaç tane bekçi alınacaksa o kadar polis alınsın. Bununla ilgili olarak işlemleri o şekilde devam ettirilsin. Bu şekilde hizmet görülsün çok daha iyi. Evet. Bekçi veya polis diye ayırarak yapılan işlemin mantığını anlamak mümkün değil. Evet. Efkan Bulat çok teşekkür ederiz değerlendirmeniz için. Ben çok sağ olun. Çok sağ teşekkürler. Olun. Evet, avukat Efkan Bulat'a sordu.